Değerli izleyenler, medeniyet mirasından merhabalar. Gününüzün, haftanızın, ayınızın, bütün bir geleceğinizin, ömrünüzün aydınlık içinde, bereket içinde, bolluk içinde olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Bugün son bir yıldır yaşadığımız katliamları, soykırımları konuşmaya çalışacağız katliam ve soykırım sözcüklerini duyduğunuzda zaten konuyu hemen anlamışsınızdır. İsrail'i, Siyonizm'i, İsrail'in terörünü, soykırımını konuşmaya çalışacağız. Filistin'i konuşacağız, Gazze'yi konuşacağız. Son günlerde bütün bir bölgeye yayılmaya çalışılan savaş konusunu, onun background'unu, arka planını konuşmaya çalışacağız. Değerli hocam, Profesör Doktor Bekir Karla ile. Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Allah hocam biz e, hiç şüphesiz medeniyet mirasını uzun bir süredir yapıyoruz ve medeniyet perspektifiyle konuları ele alıyoruz. Bizim programımız tipik bir tarih pro programı değil. E, medeniyete, medeniyet bakışına, medeniyet duruşuna, kendi medeniyet mirasımız ekseninde felsefi bir perspektifle, sosyolojik bir perspektifle, tarih felsefesi perspektifiyle ve bugünün güncel problemlerini, olaylarını, insanını işin içine katarak, hesaba katarak, gözlemleyerek, Kur'an'ı ifadeyle söylemek gerekirse, bugünün olaylarına şahitlik ederek el almaya çalışıyoruz. Medeniyetleri ve medeniyetlerden bize kalanları aynı zamanda. Tabii ki en önemlisi de eleştirel bir yaklaşımımız var. O çerçevede konuları el almaya çalışıyoruz. Çünkü eleştiri olmadan, eleştirel düşünme olmadan asla medeniyeti anlamamız ve insanlığın geleceğini inşa etmemiz, kendi ümmetimizin, toplumumuzun, milletimizin, Türkiye'mizin geleceğini inşa etmemiz, geleceği üzerine konuşmamız da zaten mümkün değil. Bu bağlamda bugün e, İsrailli Siyonizm'i, İsrail'in zulümlerini, katliamlarını konuşacağımızı söyledim. E, tabii ki e, gözümüzün önünde, bütün dünyada, bütün iletişim kanallarının Canlı yayınlarıyla neredeyse e, izlediğimiz bir facia var. Burada e, medeniyet yıkıcı, medeniyeti yok edici bir takım aktörlerle, bir takım siyasi düzenlerle, ideolojilerle ve özellikle de Siyonizm'le, İsrail terörüyle karşı karşıya. İşte Siyonizm bir ideoloji. Kurduğu. Tabii, kuşkusuz. şimdi Komünizmin yerini aldı yani. Evet. Belki daha da güçlü daha bir derken. şekilde, daha yıkıcı bir şekilde. Çünkü dini bir tarafı da var. Evet. Belki biraz geriye doğru gidersek hocam. Şimdi e, İsrail neredeyse bir asırdır yani yüz yıldır hemen hemen. Çünkü devletin 48'de kurulmasından önceki süreçlerde de çok yıkıcı şeyler yaptı. Oradaki siyonistler e, İnsanlık tarihinde benzeri çok az görülen hatta görülmemiş katliamlara, zulümlere, hırsızlıklara, işgal işlerine, işgallere e, başvurdu İsrail. Şimdi e, hakikaten bu konuyu ne kadar az çok konuşsak yetmez. yani Çok çok konuşacağız ve zaman zaman biz konuşuyoruz zaten. E, hiç şüphesiz bizim e, bu konuyu konuşmamız Müslümanlar olarak ve Türkiye olarak da hakkımız çünkü orada bir bereketli topraklar dediği Kur'an'ın bir Kudüs ve çevresi var. Filistin topraklarına baktığımızda açık bir şekilde Müslümanlara yüklenen sorumluluklar var orada. Gerçekten. O yüzden de biz Hristiyanların da Yahudilerin de iyiliğine olacak şekilde bir takım mükellefiyetlere sahibiz. Kudüs'ü onun için konuşuyoruz. Kudüs'le ilgili onun için bazı hususları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Fakat keşke İsrail'in zulmünü değil de tam tersine adaletini konuşsaydık, ihya edişini konuşsaydık, restorasyonunu konuşsaydık ama maalesef İsrail öteden beri zulmediyor, kan döküyor, Müslümanların, Filistinlilerin topraklarını çalıyor. Sadece Müslümanların da değil tabii oradaki bütün yaşayan insanların başta tabii Müslümanlar. Hristiyanların da. Hristiyanların da topraklarını, arsalarını, evlerini çalıyor. Çalmaktır çünkü alıyor, gasp ediyor. Gasip bir yönetim var. Ve gittikçe kendi alanlarını genişletiyor İsrail. Sürekli çocuk, kadın, yaşlı, erkek demeden insanları, masum insanları da katlediyor. Bildiğimiz manada gerçekten bugün özellikle son bir yıldır hemen hemen 17 Ekim'den bu yana yaşanan soykırımı da katarsanız bu e, trajedinin tarifi asla yok. Tarif edilemez bir trajedi. Bir de tabi Müslümanların kimliğiyle oynuyor. Yani bu sadece bir katliam bir soykırım değil. Bir, bir gerçekten kimlik e, şey kimlik dejenarasyonuna maruz bırakmaya çalışıyor. O anlamda da çok büyük zulümler yapıyor. Dünya çapında Arap coğrafyası başta olmak üzere dünya çapında Müslümanlara kendince bir korku psikolojisi de vermeye çalışıyor. E, aslına bakarsanız Yahudiler özellikle Siyonistler ve onlara destek verenler çok korkak insanlar. Hakikaten korkak. Burada da hep birkaç programda daha önce değinmiştiniz. Korkak insanlar. Yani en ufak bir şeyde bakıyorsunuz İsrail'den hemen göçler başlıyor. Batılı <laughs> ülkelere. Çünkü insanlar korkuyorlar. E, fırsatını bulduğunda işte bu korkudan dolayıdır ki belki de bu fobi, hastalıklı korku bu. Normal korku değil. Bu patolojik korkudan dolayı ne yapıyorlar? Haksızca insanları, masum insanları öldürüyorlar, yok ediyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Kur'an'ı ifadeyle konuşmak gerekirse ekini, harsı, kültürü, medeniyeti ve nesli yok ediyorlar. Bu kadar zalim insanlar ve bu kadar zalim bir yönetim söz konusu. Öncelikle belki şöyle başlanabilir hocam, yani bu e, yıkıcı, can yakıcı ve can yıkıcı şehirleri yok eden bombalıyor. Şimdi Gazze'de taş taş üstünde bırakmadı. Lübnan'da şimdi Lübnan'a saldırıyor biliyorsunuz birkaç gündür. Daha sonra başka topraklara da tehdit edici konuşmalar yaparak saldırmakla, saldırmaya hazır olduğunu ifade ediyor ve saldıracağını da söylüyor. Netanyahu. Böyle bir manzara karşısında biz olayı, bu daha doğrusu bu manzarayı medeniyet açısından nasıl değerlendireceğiz? Burada Müslümanların durumu nedir? İslam ülkelerinin, Orta Doğu ülkelerinin, Arap ülkelerinin durumu nedir? Ne gibi bize sorumluluklar düşüyor biz? Biz ne yaptık da nasıl oldu da biz buralara geldik? Nasıl oldu? Şimdi medeniyet kurucu ve bütün bir insanlığı medeniyetle aydınlatan insanlar nasıl bugün katliamlara, soykırımlara maruz kalıyor veya bu olayları izliyor? Evet. Ne yazık ki insanlık medeniyet imtihanında çok büyük bir başarısızlıkla ve hatta lanetlenecek bir durumda karşı karşıya. Sadece insanlık değil Müslümanlar da aynı durumda. Onu da kabul etmemiz lazım. Arap dünyası aynı durumda. Bugün bir bu biz aşağı yukarı üç senedir medeniyet konuşuyoruz. Medeniyetin 13 bin yıllık tarihini konuşuyoruz ve bu 13 bin yıllık tarihte ortaya çıkan gelişmeleri anlatıyoruz. Ve yavaş yavaş bir küresel çapta medeniyet yapısının nasıl oluşmaya başladığını anlatmaya çalışıyoruz. Ama son bir yıldır, yaklaşık 15.000 yıl sonra bir yıl olacak. İsrail'in bu yaptığı ve İsrail'in bu yaptığına destek veren Avrupa'nın, Amerika'nın Belki de dünyanın öteki devletlerinin, destek veren devletlerinin yaptığı kötülüğü ve buna karşılık bir buçuk milyar İslam aleminin sessizliği, korkaklığı, çekingenliği ve vurdum duymazlığı öyle ki bunların hepsi birleşince ortada medeniyet diye bir şey kalmıyor. Evet. Bugün artık ben ki aşağı yukarı ömrümün son 30 yılını hep medeniyet konularına hasrettim. Derslerimde, çalışmalarımda, konuşmalarımda. Çünkü biz bir medeniyet kurucu toplumuz. Müslümanlık medeniyet inşa eden bir din böyle olmasına rağmen bugün geldiğimiz noktada medeniyetin nasıl bir vahşete dönüştüğünü, barbarlığa dönüştüğünü gözlerimizde görüyoruz. Burada kimseyi şey kenarda bırakıp o haklıydı demeye gerek yok. O haksız demeye gerek yok. Bütün dünya burada sorumlu. Ama baş sorumlusu kim? Müslümanlar. Çünkü yanımızda 100 sene içerisinde her gün gittikçe kanserleşen bir mikrop var. Kanserleşen bir ur var. Ur var. Evet. Bu uru görmezlikten geldik. Hatta görmezlikten gelmedik alkışlayanlarımız oldu. Onlarla dostluk kuranlarımız oldu. Dostluk kuranları vurmaya devam edenler oldu. Onları masum görenler oldu. Ve bu Ur, İslam dünyasını bugün büyük bir utanç ile yüz yüze getirmiş bulunuyor. Şimdi Ejder Bey bundan 3000 3400 sene evvel Eflatun'un bir şeyi var. Evet. Der ki her zalim köledir. Her köle zalimdir. Yani zalim ve köle, evet. esir. Her köle zalim şey her zalim köledir. Her köle zalimdir. Zalim eline imkan geçirmiş olan köledir diyor, esir. Köledir. O zalim ruhlu İnsan veya insanlar veya topluluklar veya gruplar neyse arka arkaya sıralayabiliriz. Onlar ellerine fırsat geçtiği zaman her hiçbir değer tanımadan hiçbir şey dinlemeden yıkar yakar yok eder. Bu zalimin aslında o gücünden değil. Aslında o kendi içinde, kabiliyetinden, yeteneğinden değil, kompleksinden, aşağılık kompleksinden. Çünkü zalim aynı zamanda köle ruhlu adam ve korkaklığından. Korkaklığından. Çünkü evet. korkarak kendisinde bir varlık hissetmeye çalışıyor. Hatta hocam unutmayın ben müsaade ederseniz tabii buyurun. araya gireceğim. Şimdi Malik bin Nebi rahmetli Malik bin Nebi'nin yaklaşımını da hatırlarsak sömürge zihniyeti bir Evet. Yerde sömürgecilik varsa emperyalizm, orada sadece emperyalistlerin sömürmesi hadisesi değil, sömürlenlerin, sömürgenin yani, sömürge, sömürge insanların istidadı. istidadı ve zihniyeti evet. söz konusu. Evet. İşte aynı aslında benzer bir şey evet. ve burada müsaade ederseniz, aslına bakarsanız o zalim insan, çok müthiş bir şey oldu bu hakikaten sizin söylediğiniz. Yani bu İsrail milletini tanıtmak için kesinlikle birebir muhteşem bir şimdi ikinci evet. şeyi konuşursak daha da netleşir evet. yani ikinci basamağı İzleyiniz de evet. onu konuşum tamam. ondan sonra tabii. Tamam, evet. Diyor ki köle zalim eline imkan geçirmiş olan köledir. Köledir. Köle elinden imkanlar alınmış olan zalimdir. Çünkü o da aslında zulm etmek ister fakat elinde imkan yoktur. İşte bu anlayış insan tabiatını böyle bir değerlendirmeye tabi tutma Batı toplumlarının temel yapısında var olan bir realitedir. Ve bu Batı toplumlarının yapısında var olan bu realiteyi bugün İsrail canlı olarak gözlerimizin önüne seriyor. Dolayısıyla Batı toplumu hiçbir zaman için medeniyet dediğimiz ve İslam'ın üzerinde önemli durduğu değerler manzumesini, değerler sistemini insani, ahlaki değerler sisteminin hiçbirisini kendi menfaatine olmadığı zaman içselleştirmemiştir. Yani bir nevi köledir. Yani bir nevi zalimdir. Dolayısıyla bunun Günümüzde şu son bir senede aslında son bir senede değil son on senede İsrail'in yaptığı şey köle ve zalim diktomosinden Dik karşılaşmasından evet. ibarettir. Ve buradan baktığımız zaman İsrail çok aşağılık bir durumdadır. Yani es esaretin altında ezildiği zaman el öpen, koşan, yalvaran ama gücü eline buldurduğu zamanda yakan, yıkan, yok eden bir mantaliteye, bir yapıya sahip. Bu bu tür insan ve toplumlar kullanışlı bir de insan ve toplumlar. Tabii değil mi? ki bunlar Kullanlam değişik güçler tarafından evet. kullanılır. Şimdi buradan bir şey daha ortaya çıkıyor. Bunları alkışlayanlar, bunlara ses çıkarmayanlar, bunlara güçleri yettiği halde çözmeyenler bu çözmek bir yana bırakalım. Her gün yeni silahlar gönderenler, evet. her gün yeni teknolojilerle yani Amerika'yı kastediyoruz. Artık burada bir şey gizlemeye gerek yok. Amerika'yı Avrupa'yı kastediyoruz. Her gün yeni silahlar, yeni teknolojilerle bunlara destek verip siz az öldürüyorsunuz. Daha çok öldürün, daha çok ezin, daha çok kötülük yapın ve daha çok zulüm yapın diyenler de. Aynen Eflatun'un o e, temsilinde olduğu gibi zalim ruhlu kölelerdir. Evet. Veya köle ruhlu zalimlerdir. Şimdi buradan baktığımız zaman da karşımızda korkunç bir insanlık faciasıyla karşı karşıyayız. Nedir o insanlık faciası? Medeniyetin, evrensel uygarlığın 13 bin yıllık bildiğimiz tarihinin dışında insanlığın karşı karşıya bulunduğu bu feci akıbet karşısında artık medeniyete olan güvenimiz de sarsılmış, medeniyete olan şeyimiz de sarsılmıştır. Ama bu bugünün meselesi değil. İzin verirseniz Akif merhumun yüz küsür sene önce söylediği Birkaç mısrağı Hı -hı. tekrar etmek Sağ istiyorum. Olun. Buyurun hocam. Tüyürün başlığıyla başlayan meşhur şiiri Hı -hı. çok bilirsiniz. Evet. Şimdi diyor ki Akif gitme ey yolcu beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreğin karı değil paylaşalım. Tek benim Kerim değil. Ne yapıp ye esimi kahreyleyim bilmem ki. Öyle dehşetli muhitlerde dönen matem ki öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki ah karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi nasıl yerlere geçmez insan ve bunu devam ediyor Balkan harbinde. Tabii Balkan evet. harbinde bunu anlatıyor ve sonunda şöyle diyor. Biraz aşağıdan Ey bu toprakta birer naşi perişan bırakıp yükselen mevki bir ervaha erva sakın arza bakıp yani bu dünyada bir naş bırakıp gökyüzüne yükselen ruhlar kervana evet. ey yükselen bu kervan sanmayın şevki şehadetle coşan bir kan var bizde leşten daha hissiz daha kokmuş can var kimden bugünkü İslam dünyasından. Ya. Yani biraz sonra okuyacağım birkaç şey daha. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İki adım ötesinde Mısır. Evet. İki adım berisinde Ürdün. Biraz berisinde Suriye. Biraz aşağısında Suudi Arabistan. Burada Tunus, Fas, Cezayir. Şimdi bütün bu insanlar, bütün bu topluluklardan Allah için bir ses çıkmıyor ya. Hani bu Akif'in söylediği sanmayan şevki şehadetle coşan bir kan var. Şehadet şevkiyle koşan bir kan var. Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var. Bu İslam dünyasının halini bundan yüz sene evvel böyle tarif ediyor, devam ediyor. Bakmayın hem tükürün çehre-i tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün çehri ila kaydına şarkın tükürün. Şarkın ilgisiz olan çehresine yüzüne tükürün. Evet. Bugün şeyin çevresinde bulunan İsrail'in çevresinde bulunan veya İsrail'e yakın bulunan bütün topluluklar için bu tükürük hak edilmiş bir tükürüktür. E, kuşkulansın görelim gayreti halkın. Tükürün. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkışla dağıtan kahpelere. Tükürün ehli salib'in o hayasız yüzüne. Yani sadece ortada bizim durumumuz söz konusu değil. Ehli salib haçlı ruhunun o hayasız yüzüne tükürün ki bugün İsrail zulmünü İsrail en fazla destekleyen, koruyan, koruyan etrafına çember kullanan ve her gün yeni savaş uçakları evet. gönderen Ehl-i salibin o hayasız yüzüne tükürün ehl-i salibin o hayasız yüzüne tükürün onların asla güvenilmez sözüne yüz sene evvelki söyledi. Şimdi bizim konumuza da parmak basıyor. Medeniyet denilen maskara mahluku görün. Medeniyet denilen maskara mahluku görün. Tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün. Tam bir evet. asrın maskeli vicdanıyla karşı karşıyayız ve medeniyet maskara bir mahluka çevrilmiştir.